mi dedin? Poşet şurada yok. Sabah 4.30'da kalkıyorum. 4.30'da suyu tarlaya veriyorum. 5-6 saat su üzerinde kalıyor. Ondan sonra tütün biraz büyüdüğünde çiçek açtığı zaman o çiçekleri koparmak zorundayız. Koparmadığımızda çiçekler, yapraklar çiçeğini aç, yaprak açmıyor, genişlemiyor. İşe mavoy. Yani hani okutmadıkları zaman o yüzden çocukluğumuz, gençliğimiz hepsi bu tütünde geçti. İşte kaldırdığımız ürün budur. Ama bu sene son 2-3 yıldır çok yani zor durumdayız. Çünkü satılmıyor, istediğimiz fiyatta gitmiyor. Hayat pahalılığı, işte gelen işçilerin yemye pahalılığı, ilaç, tarım ilaçları, nakliyeler üst üste binince gerçekten para zorlamıştı. Şeyi işte çiçeğini alması, tekrar arada çıkan şeyleri alması. İşte bu ikinci kaptır. Başı kırmaya işte her zaman tütün içindeyim. Aynen bir çocuk gibi nasıl yetiştiriyorsan o 3 ay içinde aynen bir çocuğu yetiştirir gibi içindeyiz. Ben şu anda sabit olarak 3,5-4 yıldır tütün işiyle uğraşıyorum. Yaz aylarında buraya geliyorum. Yazın tütün ta ki sedirler zamanında daha ekilmeden önceki sürecinde başlıyor. Ekim'in sonuna kadar, Eylül'ün sonuna kadar burada tütünle uğraşıyoruz. Evet, tek başımayım. Annemle kalıyorum şu anda. Eşim çalışıyor uzakta. Bu işleri tek başıma kaldırmak zorunda kalıyorum. Yani tütün işi, sulama işi, ilaçlama, ucularını koparma, ilacı, her şeyi kendi başıma yapabiliyorum yani. Bazen sulama zamanları gece 4'te, 4.30'da sulamaya geliyorum. Korkuyorum biraz ama yine de ya kaldırabilmek için mecbur o saatte kalkıyorum yani. Yani düşün, hep erkekler bu işi yaptığı için onlar benim bazen kadın olduğumu unutuyor işte. Arıyorlar, şu saatte suyu alabilirsin. Ya ben gece bu saatte gidemem yani. Artı deprem şeyi var üzerimizde, korkusu var. Çocuğumu evde bırakıyorum, annemle çocuğu. Uyuduklarında en ufak bir bildirim düştüğünde bana, deprem korkusu, hemen içime şey düşüyor, korku düşüyor. Acaba bizim eve bir şey oldu mu diye. O da var yani. Öyle. Vallahi nasıl gidiyor? Çok yoruluyoruz gerçekten. Yaptığımız emeğimizin karşılığını kesinlikle alamıyoruz. Hiç. Adıyaman zar zor 200 senedir toparlandı biraz. Sahipsizlikten daha hala da öyle sahipsiz, hala da sahipsiz kimse. Öldüler mi, kaldırır mı? Hiç. Kimsenin umurunda değil. Yok. Her sene gidiyor. Bu sene daha. Bu hiçbir şey diğer senelere benzemiyor.